öğrenciler için 8 Mart böyle büyülü bir şeydi aslında. Böyle nasıl desem, böyle şey, okula gitmeye gerek yok. Dur, ne? Kurtuldun mu ben? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Ama tatilden sonra matematik sınavınız var. Ama bu tatil dışında da 8 Mart'tan bir önceki gün bir ritüelin gerçekleşeceği anlamına da geliyordu. Para toplama ritüeli. Ya şimdi Türkiye'yi bilmiyorum çünkü ben buraya geldiğimden beri hiç öyle bir şey olmadı ama Rusya'da bugüne çok önem veriliyordu. Ve karılar, yani hanımefendilere hediye almak için para toplanırdı. Herkes. Bu adada bulunan herkes dünyanın en güzel olmayan kızlarına hediye almak için para toplayacak. Ve neden? Başka sınıflardaki kızlar daha güzel olur, onu ben de bilmiyorum. 31! Eğer sen PUBG'yi takip ediyorsan ve hala o mükemmel oyunu oynuyorsan, komik montajlar, troller, kesitler ve hatta UC çekilişleri. Kanala videolar benim kanala göre daha sık geliyor ve bu gayet normal aslında da. Ve kitlesi az olduğu için çekilişlerde daha fazla şansınız var. Kanal gelişmek için uğraşıyor ve umarım istediği yere varabilir. Link açıklama kısmında ve şuradan gidebilirsiniz. Ay, parmağım sıkıştı. Ve bu sadece bir anlama geliyordu. Anne, bir tanecik kız arkadaşlarımıza hediye alabilmek için 8 Mart'ta para topluyoruz. Aa, ne kadar güzel ki ileride muhtemelen evleneceğin kişiyi de seçmişsindir. Ne kadar lazım? 30 lira. Ne? 25? Ne? 20 20. Sırtım mı kaşındı? 15. 10 10 10. 10 10 10. 10. Tamam. Ve işte karşınızda en fazla aklımda kalan 8 Mart. Daha doğrusu ondan önceki gün. Neyse işte hediyeleri falan sınıfa yerleştirdik. Ve bizim kızlar o esnada. Aa, çok garip. Bizi bu sınıfa almıyorlar ve başka sınıfta bıraktılar. Acaba içeride neler yapıyorlar? Patron, bu kız çok tehlikeli olabilir. Onu ortadan kaldırayım mı? Gerek yok çekirge. Kız da her şeyin farkında değil. Bırak da yaşasın. Ha, bir de Barbie oyuncaklarını çok seviyorum. Lanet olsun Barbie oyuncakları, Allah belanı. Ve o esnada kızları koridorda beklerken canım sıkıldı ve arkadaşlarım yerine yavaş yavaş gidiyordum. Olayı kim başlattı bilmiyorum ama her şey maksimum doğal gözüküyordu. Sen şişkosun. Köstesini. Evet, şişkosun. Ya köstesini, kes kes. Şişkosun. Kes sesini. Şişko. Kes. Böyle bir hediyeyi ben bile beklemiyordum. Çocuklara bak ya, helal olsun, çok güzel yapmışlar. Kim X oyuncaklarıyla oynamak ister ha? 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 Nya 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 nya. Birazdan kontrolü kaybedeceğim. Ve kimse fark etmesin diyecek ya, lavaboya götürüyoruz. Lavaboya götürdük, yüzüne bir iki su vurduk. Bayram koş, Zilonka getir. Zilonka ne diye sorarsanız ben de bilmiyorum çünkü Türkiye'de neredeyse hiç yok ve bu bir ilaç, eğer bir yeriniz falan yaralandığı zaman onu sürüyorlar ve çok pis yaktığı için ben hiç sevmiyordum bunu ama çok kullanılıyor Rusya'da. Ve tabii ki McQueen gibi son hız koşuyorum ve aynı hızları geri dönüyorum ama... Bekle açıyorum. Bayram ne kadar malsın. Her şeyi hatırlıyorsunuz mu hocalar, bize en kötü sınıf biz diyordular. Belki de onu öylesine laf olsun diye demiyorlardı. Olamaz mı yani, belki de haklıdırlar. Ve işte Jack'i hastaneye götürüyorlar. Hem tabii ki işin içine biraz daha bok atmak istemem ki zaten pek iyi durumda olduğunu da söyleyemeyiz ama kızlar bir saattir bizi bekliyor. Wow, olaylara bak, bildiğiniz tam şov. Aynı Winx gibi. Winx'in herkesin yüzünde o mükemmel günün mutluluğu vardı ve bu çok belirgin oluyordu. Hele ki erkeklerde. Kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerler, sonbaharla bir azıcık okşasam sanki çocuktular. Bir akşam korkudan gözleri kadınlar sevdim zaten yoktular. Ve eğer o durumda mutlu olan iki tane lavuk varsa onlar biziz. Çünkü yarın Michael'ın doğum günü. Erkekler gecesi. Ve o zamanlar Jack biraz da olsa kendine gelmişti. Ve işin en garip yanı, bu ortalığı karıştıran kişiler birbirine daha yakın olmuştu. Ve tabii ki olay biraz zaman sonra unutulmuştu. Ama ne tesadüfse hatırlanan tek şey bir tane aptalın zilinka kutusunu açmaya çalışırken üstünü batırmasıydı. Haha, ne kadar komik. Neyse benim zenci kardeşlerim, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video bir tık geç gelmiş olabilir çünkü sınavları bir öne alıyorlar, bir geri alıyorlar. Anasını satayım, yerinde durmadığı için ben de mantıken bir yere fokus atamıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir ki bence gitti. Bu yüzden like atacaksınız diye düşünüyorum. Teşekkürler, saygılar, sevgiler.